Hadi bakalım, geldiysen şimdi bu 5 dakikalık molayı da yaptıysan şimdi dersimize doğru orantı, ters orantı ile ne yapalım? Devam edelim. Şöyle bir geçiş yapalım. Doğru orantıyı, ters orantıyı ben aynı anda anlatacağım. Sorularımıza karma olacak. Bilgin olsun. Ben nereye kadar geleceğim bu dersimize? Doğru orantı, ters orantı Bir sayfa, 2 sayfa, iki buçuk sayfa yani 29. sayfanın 29. sorunun sonuna kadar geleceğim bilgin olsun. Böylece doğru oran ters orantıyı anlattıktan sonra bunları birleştirerek de bileşik orantı kısmı var. Onu da 3. ders videosuyla seninle paylaşacağım. Şimdi öncelikli olarak doğru orantıyla başlayalım. Şimdi doğru orantı nedir ile başlayalım istersen. Doğru orantı verilen iki çokluktan biri artarken diğeri de artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de azalıyorsa bu iki çokluk aralarında doğru orantılıdır denir. Bilgin olsun. Bak şimdi bunun kalıbı da nasıl arkadaşlar bölme şeklinde. Aynen burada belirttiğimiz gibi. Neden öyle? Burada bir k sabitimiz var. Bak mesela bunu arttırdığında k sabiti eşit olsun diye bunu da ne yapman lazım? Arttırman lazım. Ya da bunu azalttığında bunu da azaltman lazım ki aynı oranı koruyabilesin. O yüzden ki doğru orantı dediğinde biz bunu nasıl yazacağız? Bölme şeklinde yazacağız. Bak gidişatı da x artarken y de artıyor. Doğrusal bir şekilde artıyor. Adı üstüne doğru orantı. O da doğrusal artacak. Yalnız şuna dikkat et. Bu doğrusal orantının grafiği bizim orijine değmeyecek. Çünkü o zaman x ve y sıfır olur. Orada bir doğru orantı ifadesi oluşmaz. Matematiksel bir ifade oluşmaz. Sıfır bölü sıfır bir belirsizlik oluşur. O yüzden şu an onu dahil etmiyoruz. Doğru orantının içerisinde şu noktaya değmeyecek. Bak ne demişim? Oranları pozitif sabit iki çokluktan bir artarken diğer de artıyorsa doğru orantılıdır ya da orantılıdır denir. Orantılıdır dediğinde de sen bunu doğru orantılıdır diye kabul edeceksin. Şimdi mesela sana dedik ki bölüm şeklinde yazıldığını söyledim ya. İki çokluk işte bir artarken diğeri de artıyorsa falan diye. Bunlar bölüm şeklinde yazılmalıdır. Mesela sana dedi ki x, y, z sayıları sırasıyla a, b, c sayıları ile orantılıdır dedi. O zaman mesela sırasıyla dediği için x sayısı a ile orantılıysa o zaman x bölü a diyorsun. Bak aynen burada olduğu gibi. Sonra y sayısı b ile orantılıysa y bölü b şeklinde yazıyorsun bunu. Sonra z sayısı da C ile orantılıysa bunu da nasıl yazıyorsun? Z bölü C şeklinde yazıyorsun. Bunları birbirine eşitliyorsun. İşte biz doğru orantı dediği zaman bu şekilde ne yapacağız? İfade edeceğiz. Peki ters orantı nedir? O da verilen iki çokluktan biri artarken diğeri azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri artıyorsa bu iki çokluk kendi aralarında ters orantılıdır dedir. Çarpımları sabit iki çokluktan. Tabi sabitimiz olmalı yine ki. Bakın çarpımları sabit. Burada da ters orantımız nasıl olacak? Bu şekilde olacak. Burada bir hatamız var. Öğrenciler ters orantının grafiğini çiz dediğimde şöyle bir grafik çiziyorlar. Kurban olduklarım. Bu ne la? Bu ne? Bu ne? Allah'ını seviyorsan bu ne? Böyle bir grafik yok arkadaşlar. Ters orantının grafiği bu şekilde olacak. Neden? Çünkü çarpımları sabit ya. Yani. Mesela çarpımları kaç olsun? 16 olsun. Mesela x'e 1 verdim. Bu 16. x'e 2 verdiğimde bu kaç yapacak? 8 yapacak. Bak şimdi X'i 1 arttırdım. Y 8 azalttı değil mi? Şimdi ben atıyorum bunu 2 daha arttırdım. 4 oldu. Çarpımları 16 idi ya bu 4 oldu. Bak şimdi bunu 2 arttırmama rağmen bu 4 azaldı. Artış azalışlar doğrusal değil. Ters orantıda. O yüzden biz bunun grafiğini bu şekilde değil de bu şekilde çiziyoruz. Peki biz bunu nereden biliyoruz? Kimya öğretmenleri sağ olsun. Bunu bol bol size öğretiyorlar. Fizik öğretmenleri size bol bol öğretiyorlar. Ama siz hala kimya fizik derslerinde bunu yanlış çiziyorsunuz. Bu basınç hacim grafiğidir. Basınç arttırmak için hacmi ne yapmak lazım? Küçültmek lazım. Ya da basınç azaltmak için ne yapmak lazım? Hacmi büyütmek lazım. Basınç hacim grafiği de diyebiliriz. Nasıl ya? P çarpı V eşittir. N çarpı R çarpı T. Bu basınç, bu hacim, bu mol, bu sabit, bu da sıcaklıktı. Atıyorum mesela burası sabit olsun sabit olsun. Mesela basıncı arttırmak için hacmi ne yapmak lazım? Azaltmak lazım. Ya da işte sağ taraf sabitse ya da mesanedir Hacmi arttırdığınızda basınç ne olacaktır? Azalacaktır diye cümle kurabiliriz. Yani eğer iki çokluk çarpım şeklinde yazılabiliyorsa ters orantılıdır. Çarpım şeklinde yazılamıyorsa doğru orantıdır. Bak mesela şöyle düşün. Hacim sabit olsun. Mol ve sabit sayımız var. Siz sıcaklığı arttırdığınızda Basınç da ne yapacaktır? Artacaktır. Çünkü siz basınçla sıcaklığı ne yapamazsınız? <laughs> Oturduk kimya anlatıyoruz. Basınçla sıcaklığı ne yapamazsınız? Birini artırırken diğerini azaltamazsınız. Bunlar sabit olmak şartıyla. Tamam. Yani verilen iki çok çarpım şeklinde yazılabiliyorsa ters orantılıdır. Çarpım şeklinde yazılamıyorsa doğru orantılıdır. Tamam kardeşim. Şimdi mesela X, Y, Z sayısı ile ABC ile ters orantılı derse ters orantının kalıbı neydi? çarpma şeklindeydi. O zaman x de a ters orantılıysa a çarpı x. Y ile b ters orantılıysa b çarpı y. Z ile c ters orantılıysa c çarpı z şeklinde tek bir cümlede yazabiliriz. Hatta ben bunu bir önceki dersimde bak bu doğru orantının kalıbı bu ters orantının kalıbı şeklinde sana ne yaptım? İfade ettim. Anlaştık. Şimdi geldik. 15. sorumuza. Şimdi 15. sorumuz aslında benim kendimce e doğru orantılı ters orantı arasındaki geçişi anlayalım diye kurduğum bir soru. 3 4 5 sayılarıyla orantılı olan sayılar hangi sayılarla ters orantılıdır dediğinde bak şunu tekrar söylüyorum. Eğer ki e, sürekli ben hep ağzına vururum lafım var ya o fiksi yine kuracağım. Tamam mı? Eğer bana 5 4 3 dersen ağzının ortasına vurur. Öyle bir şey yok. Hemen bunları tersten söyle. Ters orantı deyince bunları tersi çevirmiyoruz. Nasıl yapıyoruz hocam? Şimdi 3 4 5 ile orantılıysa bir sayı 3 bir sayı 4 bir sayı 5 ise birleştiği yere tamamlayan sayılarla ters orantılıdır. 3, 4, 5 nerede birleşiyor? He? Nerede birleşiyor? 60'ta mı? Evet. O zaman bu 20 ile, bu 15 ile, bu da 12 ile. Yani şöyle yazacağız. 20x eşittir 15y, o da eşittir 12z. Bak, 3, 4, 5 ile doğru orantı sayılar 20, 15, 12 ile ters orantıdır diyebiliriz. Peki tersini sorsaydı, yani 20, 15 aynı şey gelecek. Çünkü 20, 15, 12 ile ters orantılı olan sayılar otomatikman bu sayılarla da ne olacak? Üstteki 3, 4, 5 de doğru orantılı olacak diyebiliriz. Bak mesela şöyle yapalım. Mesela bunun cevabı bu arada hani 20, 15 ve 12'dir sırasıyla. Değil mi? Sayılar hangi sayılarla? Sırasıyla ters orantılı diye olsun. Bu sayılarla ters orantılıdır. Peki sorumuz şöyle olsa. Mesela nasıl sallayalım? 5x eşittir 12y o da eşittir. 15z olsun. Şu an ne oldu? x, y, z sayıları sırasıyla 5, 12 ve 15 ile ters orantılıdır. Hangi sayılar doğru orantılıdır derse 5, 12, 15 nerede birleşiyor? 60'ta mı? O zaman bu arkadaş 12k, bu arkadaş 5k, bu arkadaş da 4k. Yani bundan sonra ben aslında doğru orantıya çevirmiş oldum. Yani bu 24, bu 10, bu 8 de olabilir bu 36, bu 15, bu 12 de olabilir gibi aslında burayı yakaladıktan sonra bundan sonra doğru orantıya çevirdik diyebiliriz. Hadi bakalım geldik 16. sorumuza. Şimdi sözel olarak ifade ettim. Onu bir ile ne yapalım? Problem o haline getirelim. ABC sayıları sırasıyla 3, 5, 6 ile orantılıysa o zaman bu 3K, bu 5K, bu da 6K'dır diyebiliriz. Yani bu 3K, bu 5K, bu da 6K'dır. Şimdi gel yerine yaz. Ne demiştik? Bir oran verip tamam mı? Bir de denklem verdiyse o zaman bir değişken, sabit bir değişkeni çevirmeliyiz. Hepsini k'ya çevirdik. O zaman buradakini yerine 3k yazalım şuraya. Değil mi? O zaman 2 çarpı 3k artı buraya ne yazacağız? 5k yazacağız. O zaman 3 tane 5k eksi c 6k değil mi? O zaman buraya da 6k yazıp 45'e eşitleyeceğiz. Bakalım ne oldu? 6k bu 6K'lar birbirini götürdü. O zaman bizim elimizde ne kaldı? 15K kaldı. 15K 45 ise K3'tür. Ortak neyimiz? Değişkenimiz. C'yi soruyor. C'de biz ne demiştik? 6K demiştik. O zaman C 6K sonucumuz ne gelir? 18 gelir diyebiliriz. Anlaştık. Hemen ters orantılı olsun. ABC sayıları sırasıyla 2, 5, 6 ile ters orantılı. O zaman ne yapıyormuşuz? Hemen 2A eşittir 5B o da eşittir 6Z şeklinde ters orantının kalımını yapıştırıyoruz. Ters anahtarın kalıbı neydi? Çarpma şeklindeydi. O zaman 2, 5, 6 nerede bileşir? Hmm, 30'da. O zaman bu 15K, bu 6K, bu da kaç yapacak? 30 demiştik? 5K. Sonra bize verdiklerine göre yazalım. Yani A yerine 15K yazalım. 3 tane 15, 45K yapsın. B yerine 6K yazalım. 2 tane 6, 12K yapsın. C de 5K'ymış. Artı 5K deyince ne yaptı? 104 yaptı. Hesapla son Ercim. 45, 12 çıkar. 33, 15 ekledim. 30, kaç yaptı? 38K mı yaptı? 104. Allah'ım yanlış mı yaptım? 33, 38, 3 ile çarptım. Aa bunu 114 yapacakmışız. Bu 114 olacak. Özür dilerim. O zaman K burada, burası 114. Öyle bir güncelleme yapalım. Olur mu? K o zaman kaç geldi? 3 geldi. Peki neyi soruyor? A'yı. A neydi? 15 kaydı. O zaman A dediğin şey ne gelir? 45 gelir diyebiliriz. Bu da 17 sorumuzun çözümüydü. Geldik 18'e. Sabit gelirli bir işçinin 20 günlük kazancı 34 günlük masrafını karşılamaktadır. Güzel. Yani kenara para atabiliyor. Bunu mu anlayacağım? Çünkü sonuçta sen para kazanırken hani doğal olarak para da harcıyorsun. Değil mi? Hani bazal olarak çalışmıyorsun. Yani orada da bir hayatın devam ediyor. Para harcıyorsun. Aslında sen 20 günlük çalıştığında Bence 14 gün para biriktirebiliriz. Yani 20 gün çalış 14 gün tatil yap 14 tatil diyelim mi buraya? Hmm. Bu iş iki, 42 gün hiç çalışmadan tatil yapabilmek için yani burası 42 gün tatil yapabilmek için kaç gün çalışarak para biriktirmelidir. Hmm. 20 gün çalışınca 14 gün tatil parası biriktiriyorsak 42 gün tatil yapmak için, kaç gün çalışmalıyız? Şimdi doğru orantı bu şekildeki problemlerde şu şekilde çapraz yapıyorsunuz. Bu da doğru orantı oluyor. Yani ne diyeceğiz? 14 çarpı x eşittir. 20 çarpı 42. Şu 14 ile şunu sadeleştirsek burası 3. x de buradan ne gelir? 20 çarpı 3'ten 60 gelir diyebiliriz. Bu 18. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 19'a. 19'a ne demiş? Y artı 2 ile x eksi 3 sayıları doğru orantısıdır. Bak şimdi iki tane çokluk vermiş. Bunlar doğru orantısıdır demiş. Doğru orantının kalıp bölme şeklinde. O zaman ben diyorum ki y artı 2 sayısı ile x eksi 3 sayısı doğru orantıdır. O zaman bölüm şeklinde yazacağız. Buraya da bir k sabitini attık mı işte bizim eşitliğimiz bu. Şimdi bana bir cümle kuracak. Bu cümle elde. Bu cümlede ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. y 3 iken x 4'müş. O zaman y'ye 3 yazalım. x'e 4 yazalım. O zaman ne yaptı? 5 bölü 1 yaptı. Sonuçta bu k'ya eşit demek ki k dediğin şey 5 geldi. Eşittir. Şimdi y'ye 12 yazarsak buraya 12 yazalım. 12 artı 2. 14 yapsın. X'e de ne yazacağız? Bir şey yazmıyoruz. Burası x eksi 3 yaptı. Hocam içler dışlar çarpım yapalım. Yapalım. Ya da hocanın dediği gibi şu ikisini yer değiştirelim. O zaman x eksi 3 ne yapsın? 14 bölü 5 yapsın. Sonra biz ne yapacağız? Bu 3'ü öbür tarafa atacağız. X o zaman 14 bölü 5 artı 3 yapar. 15, 14 daha. Kaç yaptı Soner'cim? 29 bölü 5 yaptı diyebiliriz. İlla tam sayı çıkacak diye bir kayda yok. 29 böyle şey Hele Soner Hoca yazdıysa bu kesin tavsiye çıkmayabilir. <laughs> Hadi bakalım geldik 20'ye. 60 izcinin bulunduğu bir kampta her gün eşit miktarda yemek yiyen izcilere 160 gün yetecek yemek vardır. Tamam. O zaman şöyle yapalım. 60 izci diyelim. 160 gün yaşayabiliyorlar. Mamayı yiyerek. Kamp başladıktan 10 gün sonra. Oo Hoca. 10 gün demek ki bu 60 izci yemek yiyecek. O zaman bizim 60 izcimize artık 150 gün yetecek yemek kaldı. Bir 10 gün hayat yaşadılar bunlar. Kamp hayatı yaşadılar. Yani bir 10 günlük erzağı tükettik. 30 izci daha kampa katılıyor. O zaman oldu benim 90 izcim. Yani şurası aslında iptal oldu. Doğru mu? Aynen. Artık 60 izciye 150 gün yetecek yemek var. Peki bize ne soruyor? Yeni katılanlarla beraber kamp kaç gün daha devam eder? Daha devam eder diyor. Yani kalan kısmı soruyor aslında. X gün devam eder. Ters orantı var burada. Çünkü hani izciyi arttırdığınız zaman, işçiyi arttırdığınız zaman yetecek gün sayısı ne yapacaktır? Azalacaktır. Ya da işin bitme süresi azalacaktır. Burada ters orantı varsa o zaman bunları bu şekilde yapıyoruz. Ters orantı. O zaman ne diyelim? 60 çarpı 150 eşittir. 90 çarpı x diyelim. Bir sıfır, bir sıfır götürelim. Alt 3'e bölelim 2. 3'e bölelim 3. Üç, 3'e bölelim 1. 3'e bölelim 50 dedik mi? Sol tarafta ne kaldı? 100 kaldı. Demek ki kalan yemek bize kalan izcilere 100 gün daha yeter diyebiliriz. Şimdi bu kalıp bir çözüm. Tamam mı? Kalıp bir soru zaten. Ama bunu şöyle de yapabilirsiniz. Yani ben mesela bu soruyu böyle çözmüyorum açıkçası. Şöyle soruyu çözüyorum. Her izciye tamam mı? Bir gün yetecek yemeğe bir porsiyon diyorum. Öyle düşünebilirsiniz. O zaman biz 60 izciye 160 gün yetecek yemeğimiz varsa şöyle diyebiliriz. 60 çarpı 160'tan 9600 günlük yemek var bir işçi gitse yani bir izci gitse 9600 gün kalabilir. Ya da 9600 izci gitse bir gün kalabilir. İşçi ile zaman ters orantılıdır. Bundan sonraki konumuz ben şöyle ters bir hareket yapacağım. İşçi problemlerini sayı kesirden önce anlatacağım bilginiz olsun. Yani bu konudan sonra işçi problemlerini anlatacağım. Orada da zaten iyice bunu pekiştireceğiz. İşçi ile zaman ters orantılıdır. İzci ile yetecek gün ters orantılı olur. Yani benim 9600 porsiyon yemeğim var. 10 gün sonra. E kardeşim bunlar 10 gün takıldılar ya 10 gün yemek yediler bunlar. Yani bizim 600 porsiyon yemeğimiz 600 günlük yemeğimiz gitti. Kaldı mı sana 9000 porsiyon yemek? Kaldı. E 30 izci katıldı kampa. E 60 izci de vardı. Oldu mu senin 90 izcin? E bunu 90'a bölersen bir 9'ları götürür bir tane de 0 götürürsen o zaman 100 gün yeter bize kalan yemeklerimiz. Tamam bu da 20. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 21'e. Aynı tekteki bir grup işçi bir işi 12 günde bitiriyor. Tamam. Ee, bir grup işçi x işçi 12 günde bitiriyor. Peki bana ne diyor? İşçi sayısı kaç kat arttırılırsa. Bak bu tehlikeli bir ifade. Bunu mutlaka bil. O yüzden bu sorunu burasına kattım. Arttırmakla çıkmak başka bir şey. Seneye üniversiteye gittiğinizde harçlığınız iki kat arttırılsın mı? İki katına çıksın mı? He? İki kat arttırılsın. Çünkü iki kat arttırdığın zaman arttırmak demek değişim demek. Yani 3 katına çıkıyor. Kaç kat arttırılırsa yani mesela ne olsun? K olsun. Bitme süresi 4 gün azalır. Yani 4 gün azalırsa ne olacak bizim? 8 gün mü olacak? Aynen. O zaman burada ters orantı var. Yani işçi sayısını arttırırsak bitme süresi azalır. O zaman şöyle yapalım. Bunlar bu şekildedir. 12x ya da şöyle yapalım. 8k eşittir. 12x k dediğin şey ne geldi? 12x bölü 8. 4'e bölersen 3x bölü 2 yaptı mı? Yaptı. Yani x 3x bölü 2'ye çıktığı için 1.5 katına çıkar. Yalnız arttırılmayı sorduğuna göre 1.5'dan 1'i çıkartacağız. Zaten vardı o 1. O zaman ne diyeceğiz? 3x bölü 2'den x çıkartacağız. x bölü 2 yapacak değil mi? x bölü 2 kat yani aslında x bölü 2 artar. Yani... 1 bölü 2 kat artar. Bizim sorumuzun cevabı aslında nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. Buradaki anahtar kelimemiz arttırmaktı. Bu sorunun da kazanımı buydu. Hadi bakalım geldik 22'ye. Bidikçe bolca gördünüz çark soruları. Şimdi çark sorularında ne yapıyoruz? E şimdi çark büyüdükçe tur sayısı azalır. Nereden biliyorum ben? En basit traktörden biliyorum. Traktörün ön lastiği daha küçüktür. Arka lastiği daha büyüktür. Doğru mu? Bu çok tur atar, bu az tur atar. Şimdi çünkü bu 3 tur attı, bu 5 mesela bu 2 tur attı gibi. Ya da bu 4 tur attı. Yani ön lastik daha çok tur atacak. Mesela saatimiz kadranlı bir saatse, analog bir saatse işte mesela saniye, dakika, saat, gün varsa en büyük çark hangisidir diye sorsanız en büyük çark içindeki mekanizmada en büyük çark güne aittir. Çünkü saniyenin ikisi çok küçüktür. Saniyenin bir tam tur döner. Dakika kık yapar. Dahliye bir tam tur daha yaparsa dakika kık yapar. Gün kıpırdatamazsın bile. O zaman bizim o saniyemiz paso dönecek. Yani küçük çark çok, büyük çark az döner diyebiliriz. Bir, bir, hatta şey değil mi ya? Hani mesela bacak boyu uzun olan bir insanla bacak boyu kısa olan bir insan yolda yürüdüğü zaman beraber yürüdükleri zaman yani kısa olan e, ee, ona yetişmek için daha çok yürür der ki ya wow çok hızlı yürüyorsun der. Aslında hızlı yürümüyordur. Bacak boyu uzun olduğu için aynı adımları atıyorlar ama ondan daha ileriye gittiği için küçük kısa olan, küçük bir kısa olan ona yetişmek için daha çok adım atıp daha çok yorulacaktır. Aslında aynı mantık. Şimdi birbirine bağlı üç çarktan birinizi 3 devir yaptığında ters orantı var değil mi? O zaman 3 devir yaptığında ikincisi 5 devir, üçüncüsü de 12 devir yapıyor. O zaman bunlar ters orantıdır dediğimiz için bunları bu şekilde gösterelim. 3, 5, 12 nerede birleşiyor? 3, 5, 12, 60 ile birleşir. O zaman bunda 20K diş var. Bunda 12K diş var. Bunda da 5K diş vardır. Üçüncü çarptaki diş sayısı 35. Yani şu. Yani 5K 35 ise K kaç yapar canım benim? 7. 3 çak'taki toplam diş sayısı 37K'dır. Yani 37 çarpı 7'den 210, 259 diş vardır. Toplam diş sayısı bu 3 çakta Anlaştık. Hadi bakalım geçtik sağ tarafa 23. sorumuza. Aslında bu soru bir nevi bileşik orantı sorusu da denilebilir ama ben bunu burada vermek istiyorum. Siz bir durdurun kendiniz çözün. Sonra bir de benden dinleyin. Ben şimdi bunu toplu halledeceğim. Yani siz bazınız bu soruyu şıktan gidiyorsunuz. Tek tek B ile E'ye bakıyorsunuz. B ile D'ye bakıyorsunuz. A ile B'ye bakıyorsunuz. O biraz yorucu olur. Ben buradan tek cümle kuracağım. Şimdi hepsi birbirine neredeyse bağlı. O zaman şöyle yapıyorum. A, B, C, D, E diyor. Şimdi bu ikisi. Ne demiştim ben? Ters orantı çarpım şeklinde yazılabiliyorsa ters orantıdır. Şimdi A ile C çarpım şeklinde yazılmış mı? Yazılmış. Demek ki ters orantılı. Yani A'yı arttırdığında C azalacak. Bak burada ne demiş? B ile C ters orantılı. Çarpım durumunda. Demek ki C azaldığında o zaman B ne yapmak zorunda? Artmak zorunda. C ile E. Bak bölüm şeklinde C ile E. O zaman doğru orantılı. C azalırsa E de azalacak. D ile E. Bu da doğru orantılı. O zaman e azalırsa D de azalacak. Ve böylece sen aslında şimdi baktığında istediğin gibi cevap verirsin. Yani bir artarken diğeri de artıyor mu? Ya da bir artarken diğeri de azalıyor mu? Mesela A şıkkında B ile E doğru orantılıdır. Bakalım B ile E'ye. Biri artarken diğeri azalmış. Yok ters orantılıdır. B ile D doğru orantılıdır. B ile D bir artarken diğer azalmış. Ters orantılıdır. Bu da gitti. A ile B ters orantılıdır. Bir artarken diğeri de artmış. Yok doğru orantılı olması lazım. Bu da iptal. A ile E A bu, E bu. Bir artarken diğer azalmış. Ters orantılı. Bu da iptal. Tabii ki klasik olarak E şıkkını koyacağım. Ders anlatıyorum. <laughs> C ile D doğru orantılı mı? Bakalım C ile E'ye, D'ye. Evet bir azalırken diğeri de azalmış. O zaman doğru orantılıdır demek doğrudur. Bu tip sorularda tek kere de işlem yaparsanız daha keyifli ve hızlı bir çözüm yaparsınız. Şimdi bir okulda hayır kurumlarına yardım yapılması 24'teyiz. Bir okulda hayır kurumlarına yardım yapılması amacıyla kermes düzenlenmiş. Kermesten edilen gelir kaçu yani kanserli çocuk ol, kanserli çocuklara umut ol vakfı. Lösev, lösemi çocuklar vakfı ve çocuk esirgeme kurumuna yardım edilecektir. Burada da yardım yaparken ne yapmışız? Belli sayılarla orantılıdır demişiz. İşte kaçu 1,2 ile orantılı. Lösev e 0,9 ile orantılı. İşte çocuk esirgeme kurumu da 1,5 ile orantılı. Yani mesela burada virgülü vermişim sayılar ama onları isterseniz temize çekebilirsiniz. Kafanıza şöyle bakarsınız. İsterseniz bunları 12, 9, 15 diye de düşünebilirsiniz. Hatta 3'e de bölünüyorsa bunlar. 3'e bölsem 4, 3 ve 5 diye de düşünebilirim. Yani kaç vinkisi? 4. Löse vinkisi? 3. Çocuk esirgeme kuru de 5 kadır diyebiliriz. Termes denilen toplam gelir 90 60 bin liraysa... O zaman bunlar 4 k, 3 k, 5 k, bunları topladım. kaç yaptı? 60 bin lira mı yaptı? Yani 12 k, 60 sa taneymiş, 5 kaymış, yani 5 bin liraymış. Peki ne soruyor? Kaç uva yapılan yardım? Kaç uva neydi? 4 kaydı. O zaman kaç uva da ne kadar yardım yapacağız? 20 bin liralık bir yardım yapacağız diyebiliriz. Yardım yapmak böyle derneklere önemli. Birbirimize yardım eden insanlarız. Kaç uva, Lösev ya da Çocuk Esirgeme Vakfı bizim mutlaka ne yapmamız gereken, destek olmamız gereken vakıflar ya da hayır kurumlarıdır diyelim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Destek olmakta fayda var. Geldik 25. sorumuza. Bir miktar ceviz 3-4-5 yaşlarındaki üç kardeşi yaşlarıyla orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor. O zaman orantılı dediyse şurada 3K, 4K, 5K. Bekle bakalım. Aynı cevizler bu üç çocuğun 9 yaşındaki abileriyle birlikte 4 kardeşi yine yaşlarıyla orantılı olacak şekilde paylaştırıldığında. En küçük kardeş 45 ceviz azalıyor. He, şey o, Şöyle oluyor. Yani normalde bu 3-4-5 kendi çapında paylaşıyorlar cevizleri. Sonra 9 yaşlarındaki abileri geliyor durdururlar ne oluyor diyor. Ben de varım diyor. Bir de yaşlarımıza orantılı paylaşacağız diyor. O zaman bizim elimizdeki cevizler 3A, 4A, 5A diye paylaştırılabiliyordu. Daha sonra abi geldi tekrardan baştan dizildi. Yalnız o zaman biz farklı bir değişken yapalım. O zaman ne diyelim? 3b, 4b, 5b ve 9b. Şimdi burası ne yaptı? 12a yaptı. Burası ne yaptı? 9, 21a yaptı, değil mi? 21b yaptı. Demek ki benim elimdeki cevizler hem 12a şeklinde yazabiliyor, hem de 21b şeklinde yazabiliyor. O zaman ben ne yapayım? Bunları eşitleyeyim. Sonuçta cevizler aynı cevizler, değişmediler. Şimdi bunlar nasıl eşitlenirler? Ben şöyle yapıyorum. Mesela burası 3 çarpı 4. İkisine de ortak olanlar 3 diye gözüme çarptı zaten. İkisi de 3'ün katı. Şimdi bunun 3'ün yanında 4 var ya. Burada 3'ün yanında 7 var. 7'yi buraya çekiyorum. 3'ün yanındaki 4'ü de buraya çekiyorum. Yani buna 4K diyelim. Buna da 3, 7K diyelim. Bakın 84K, 84K. Evet oldu. Demek ki buradaki A 7K'ymış. Buradaki B de neymiş arkadaşlar? 4K'ymış. Bize ne diyor? en küçük kardeş 45 ceviz azalıyor. Şimdi en küçük kardeş normalde 3A alırken şimdi 3B alacak. Peki A dediğin şey 7K'ydı. Yani 3 tane 7K alıyordu. Yani ne yaptı? 21K alıyordu. Doğru mu? Şimdi 3 tane B. B de 4K olduğuna göre 3 tane 4K. Yani ne yapmaya başlayacak? 12K almaya başlayacak. Yani 21K'dan 12 kyı çıkardık. 9K yaptı. Bu da kaçmış 45 cevizmiş. Burada söylemişti bize. Peki o zaman K kaç gelir? 5 gelir. 9 yaşındaki çocuğun aldığı ceviz sayısı nedir dediğinde 9 yaşındaki çocuk 9B alacak. E B de 4 kaydı. O zaman 9 çarpı 4K. K yerine de 5 yazınca 180 ceviz alır diyeceğiz. Yani en büyük çocuk geldiğinde ortalık karıştı. Bu sorunun anlatımındaki mantık şu aslında. ÖSM buna benzer soru galiba sordu. E, ama yine de sorabilir. Yani bizim elimizdeki çokluklar iki türlü ne yapılabiliyor? Paylaştırılabiliyor. Bilginiz olsun. Bu kıymetli bir soru tarzıdır. Haberiniz olsun. Geldik 26'ya. Şimdi 26, 27, 28, 29 ikinci dersimizin son 4 sorusu tamamen problem üzerine kurulu. Bir traktörün arka lastiğinin yarı çapının ön lastiğinin yarı çapının oranı 5 bölü 2'dir. Evet bu traktör 40 metre yol gittiğinde ön lastik arka lastikten 15'te 1 fazla yapıyor. Evet traktör ön lastiği daha fazla tur yapar. Buna göre ön lastiğin çevresi kaç metredir demiş. Şimdi bazılarınız bana sorabilir. Hocam pi 3 mu alsak? Onu mu yapsak? Bunu yapsak? Ben bakkal hesabı çözüyorum. Bak şimdi. Şimdi şöyle bir traktörün arka lastiği, şöyle bir ön lastiği, yarı çapları oranı 5'e 2. Şimdi çark sorularında ters orantı vardı. Yani bu soldakinin yarı çapı 5, sağdakinin yarı çapı 2 ise yani bu iki tur attığında bu da 5 tur atacaktır. Hemen bakkal hesabı. Yok denkleme girmeyeceğim. Peki bana ne diyor? Belli bir yol gittiklerinde arka lastikten 15 devir fazla yapıyor mu? an zaten 3 tur fazla yaptı. 3 tur ama 15 tur fazla yapmasını istiyorsam 5 ile genişleteyim. Demek ki bu 10 tur attığında bu 25 tur atacak. Kaç metre yol gittiklerinde? 40 metre. Demek ki bizim ön lastiğimiz 25 turu ne yapıyormuş? 40 metreye tekabül ediyormuş. O zaman biz ne yapalım? 25'e bölelim. Bir turunu bulalım. Bu da ön lastiğin çevresi yapar. Bir lastiğin etrafında dönüyoruz. Ne kadar mantıklı cevaplar. 40 bölü 25 yaptı. 5'e böldüm 8. 5'e böldüm 5. 8 bölü 5 1,6 metredir diyeceğiz. Bu da 26. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik 27. Mehmet. Mehmet'in 4, 5, 6 yaşlarında 3 çocuğu var. Tamam. Mehmet ki bulunan fındıkları çocuklara çocukların yaşlarıyla hem doğru orantılı hem de ters orantılı olacak şekilde dağıtabiliyor. Hmm. Demek ki şimdi doğru orantılı dağıtabiliyorsam hemen yapıştır. 4K, 5K, hatta şöyle yapayım. X bölü 4, Y bölü 5, Z bölü 6. 4K, 5K, 6K ise o zaman bizim misketlerimiz mi? Neydi? Fındıklarımız. O zaman toplam 15K'dır diyeceğiz. Mehmet'in 15K neyi varmış aslında? E, fındığı varmış. Ama ters orantılı da dağıtabiliyoruz. Yani o zaman şöyle diyeceğiz. 4X eşittir 5Y. O da eşittir 6Z. Yani o zaman 4, 5, 6 nerede bileşir? 60'ta. Bu o zaman 15K, 15T olsun. Başka bir değişken söyleyelim. Bu 12T olsun. Bu da 10T olsun. Burayı toplarsanız ne yapar? 40 yok salladım. 37T olur. Yani bizim elimizdeki fındıklar yani Mehmet'in elindeki fındıklar hem 15K yani 15'in katı hem de 37T yani 37'in katı olmalı ki hem orantılı hem de ters orantılı dağıtılabilsin. Buna göre Mehmet'in torbasında bulunan fındık sayısı nedir? O zaman 15 ile 37'yi çarparsak en küçük sayıyı buluruz olabilecek. Ne yapar orası? 370, 185 tane yapar? 400, 555 tane neti varmış Mehmet'in en az. Fındığı varmış ki yaşlarıyla hem orantılı hem de ters orantılı ne yapabiliyormuş? Dağıtabiliyormuş. Geldik 28'e. Güzel, değişik ve enteresan bir soru. Bir üçgenin iç açıları sırasıyla 3, 7 ve 13 ile orantılıdır. Buna göre aynı üçgenin dış açıları sırasıyla hangi sayılarla ters orantılıdır? Hmm. Şimdi bir tane üçgenimiz var. Hocam o zaman ben bir iç açısını bulayım. Şunların değil mi? Sonuçta doğru orantılı ya. Değil mi? Doğru orantılı olduğuna göre ben bunları bulurum. İşte burası buraya ne diyelim? 3K diyelim. Buraya 7K diyelim. Buraya da 13K diyelim. Şöyle bakalım. Toplayalım. 23K yaptı. Hoca 23K 180 olmuyor ki. Bak işte o zaman bir problem çıktı değil mi? Aynen. O zaman biz K'yı bulamayacağız. Ama şöyle bir antin kutunun hareketle soruyu çözebilirim. Sonuçta geometri bilgime dayanarak bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açıya. E o zaman hocam bu ikisinin toplamı Burasıdır. Yani burası 10K'dır. Aynı mantıkla buradan ilerlersek. Bu ikisinin toplamı. Burasıdır. 16K'dır. Aynı mantıkla ilerlersek. Bu ikisinin toplamı da. Burasıdır. 20K'dır. Ve böylece aslında çaktırmadan. Dış açıların da kaç K olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü toplamları 180 olacak. Bir iç açıyla bir dış açının toplamı. Değil mi? Aynı üçgenin dış açıları sırasıyla dediğine göre. 3'e 20 7'ye 16. 10'a da pardon 13'e de 10. Şimdi bunda ne bulduk biz? Doğru orantılı bulduk. Dış açıları 16K, 20K, 10K şeklinde. Ama bizden ne istiyor? Hangi sayılarla ters orantılı istiyor? Yani doğru orantıdan ters orantıya geçiş yapacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Hani ne demiştik? Birbirini birleştiği yere tamamlayan sayılarla da ters orantılı diyeceğiz. 20, 16, 10 nerede bileşir? Şöyle yapalım. 20x eşittir 16y eşittir 10z. Ee, 80'le birleşir. O zaman bu 5k bu 5 tabii 5k demeyelim de 5a diyelim. Değil mi? Bu şöyle yapalım. 5a diyelim. Buna salladım ya 80 diyorum 5a. Bu 4a. Bu 5a. Bu da ne olacak arkadaşlar? 8a diyeceğiz. O zaman sırasıyla 3 7 13 20 16 10 o da 4 5 6. Yani 4 5 8 de nedir arkadaşlar? ters orantıdır diyebiliriz. Sırasıyla çok güzel tatlı bir soru bilginiz olsun. Geldik ikinci dersimizin son sorusuna. Bu sorudan sonra neye başlıyoruz? Birleşik orantıya. Yine 5 dakika ara vereceğiz. Hadi lan bu sefer 10 dakika olsun. 10 dakika ara veriyoruz. Ondan sonra birleşik orantı ve ortalamalarla ne yapacağız? Oran orantıyı tamamlayacağız. Şimdi diyor ki 29'da yaşları 6, 8 ve 10 olan 3 kardeş bir miktar misketi yaşları orantı olarak paylaşıyorlar. O zaman 6K, 8K 10K. Eğer ki diyor 2 yıl sonra yine yaşlarıyla orantı olarak paylaşsalardı yani misketler artmadığına göre o zaman bizim misketlerimiz 2 yıl yani yaşları 2 büyüyecek hepsinin. O zaman ne olacak? İşte 8 T olacak. 10 T olacak. Bu da 12 T olacak. Ve yine orantılı paylaşacaklar. O zaman başka bir değişkenden yazdık. T'den yazdık. 12 T olsun. Şimdi yine aynı mantık. Benim misketlerim bu kadar da bu kadar. Misket sayısı değişmediğine göre bunları birbirine eşitleyelim. Yani 24K. Burası da kaç yaptı? 30K yaptı. P yaptı. Peki bunlar eşitse. Ee, nasıl yapalım? Eşitse 24 ile 30. Mesela bu 6 çarpı 4. Bu 6 çarpı 5. O zaman K yerine 5A yazalım. 120 yapar. Buraya da 4A yazarsak gördüğünüz gibi eşitliği sağladık. Yani aslında K'ya 5A t 4 a deyince çok güzel her türlü tek değişkenden hem bugün misketleri paylaşabiliyorlar hem de 2 yıl sonra orantılı olarak paylaşabiliyorlar. Kesirsiz küsürsüz tam bir şekilde. En küçük kardeş 12 misket azalıyor. Peki en küçük kardeş ne alıyordu ki? 6K alıyordu. Yani K'da 5 alsa 30A alıyordu. Şimdi 4A T olduğuna göre 32A almaya başlayacak. Yani 2A fazladan alacak. Bu da ne işmiş? 12'ye. O zaman A kaçtır? 6'dır. Peki vatandaş benden ne istiyor? Bakalım. E, ee, toplam misket sayısı. Yani 24K. Peki 24K ne? 24 çarpı K da 5 aysa 5 çarpı A da 6 ise 6 yani toplam paylaştıkları misket sayısı da ne yapar burası? 120, 720 misket paylaşıyorlarmış diyebiliriz. Bu da 29. sorumuzun çözümüydü. Ve böylece Orlant'ta ikinci dersimizi tamamladık. Şimdi sıra geldi 3. dersimize. Yine bir 10 dakika mola veriyorsun. Hemen ondan sonra tekrardan buluşuyoruz. Tamam. Şimdilik kendine iyi bak. Tamam. Hadi bakalım afiyet olsun sana. Hoşçakal.